Merhaba, hoş geldiniz mutfağıma. Sizlere yapımı çok kolay içli köfte tarifim var. Bunun için malzemeler 2 klasik su bardağı, kısırlık, ince bulgur. Şöyle güzel geniş bir kaba alalım. 1 bardak çay bardağı irmik. 3 klasik su bardağı sıcak kaynar suyumuz var. Hepsini ilave edelim. İçli köfte yapmak gerçekten çok kolay. Sandığınız kadar zor değil. Mutlaka deneyin. Size kolay, pratik bir tarif verdim şimdi. Şöyle bir kaşıkla karıştırabilirsiniz güzelce. Daha sonra streçleyeceğiz. Streçledikten sonra 10-15 dakika kadar yumuşamaya bırakıyoruz. İçli köftenin iç harcı için şöyle 2 tane orta boy soğanı güzelce küçük küçük doğrayalım. Tavamın altını yakıyorum. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağını tavama alıyorum. Şimdi olabildiğince küçük doğramış olduğum kuru soğanlarımı da tavama ilave edip çok hafif kavuracağım. Daha sonra 300 gram kıymam var, onu ilave edeceğim. Bu burada kendi halinde kavrulurken ben diğer malzemelerimle ilgileneceğim şimdi. Bu kısık ateşte bu şekilde kavrulsun arkadaşlar. Böyle bırakalım. Diğer malzemelere geçelim. Şöyle çeyrek demet kadar maydanozum var. Güzelce ayıklıyorum. Buralarını, kalın taraflarını alıyorum. Yine bunları da olabildiğince ince doğramaya İç başlıyorum. harcımız da bitti. Şimdi bakalım. Streçini açalım. Güzelce içli köftemizin hamurunu yoğuralım. Şimdi bunun için malzememiz 1 çay bardağı irmik, 2 su bardağı bulgurumuz vardı, kısırlık, 3 su bardağı sıcak suda beklettik, ıslattık. Zaten kıvamına geldi. Şimdi 1 çay bardağı un, klasik bardak. 2 dolu yemek kaşığı salçam var. Yine 2 çeşit var. Dilerseniz acılı acısız kullanabilirsiniz. Bir yumurta ve baharatlarım var. Pul biber, karabiber, bir tatlı kaşığı da yine tuzum var. Hepsi bir tatlı kaşığı. İsteğe göre tuzu, baharatları arttırıp eksiltebilirsiniz. Şimdi bunu güzelce yoğuruyorum. Soğanlarımı biraz şöyle kavurduktan sonra 300 gram kadar kıymamı ilave ediyorum. Güzelce bunu da kavuracağım. En sona maydanozu atacağım, tamamen ölmesin. Şimdi bunu güzelce kavuracağım. Daha sonra içine bazı baharatlarımız ve tuzumuz var. Onu ilave edeceğiz. Biraz kavurdum. Şimdi baharatlarını ilave edeceğim. Altını çok kısmıyorum ki sulanmasın diye. Bir tatlı kaşığı dolu dolu tuzum var. Toz kırmızı biberim var. Pul biberim var. Karabiberim var. Dilerseniz bu esnada kimyon da biraz ilave edebilirsiniz. Ben pek hoşlanmadığım için kimyon açıkçası ilave etmeyi düşünmüyorum. Ama seviyorsanız siz kimyon da ilave edebilirsiniz. Tekrar şöyle bir kavuruyorum. Şimdi güzelce kavurdum. Hiç çiğ bir etimiz kalmadı, kıymamız. Bütün baharatları her tarafına güzelce yaydım, kavurdum. Kapatıyorum altını. Şimdi maydanozumu küçükçe doğramış oldum. Maydanozumu da ilave edip güzelce şöyle bir eşit miktarda dağılana kadar karıştırıyorum. Altını da kapattım ocağın. Bu burada biraz soğurken biz de içli köftemizin hamurunu şimdi malzemelerle buluşturup güzelce yoğuralım. Şimdi güzelce hamuruna geçelim. Dolapta biraz dinlendirdim. Hamurumu yoğurduktan sonra biraz yaptım. Şimdi sizlere nasıl yaptığımı göstereceğim. Yanınıza şöyle bir kaba su alın. Önce şöyle ellerinizi bir ıslatın. Mandalina büyüklüğünde alıyorum. Çok fazla avucunuzu geçmeyecek kadar, yani şöyle yaptığınızda çok fazla büyük taşmayacak kadar ince bir şekilde bu şekilde açıyorum. Şöyle güzelce ıslatın ki ellerinizi yapışmasın.
Biraz yapışıyor çünkü. Şöyle alıyorum. Çok fazla da olmasın, kıyma harcı taşa. Bu şekilde kapatıyorum. Bu şekilde kapatıyorum. Bakın burada fazlalıklar oluşuyor. Onları alacağız zaten. Şöyle kapatıyorum. Buradaki fazlalıkları böyle alıyorum. Zaten o kendini belli eder. Hemen elimi ıslatıp buraları bu şekilde yapıyorum. Şimdi güzelce köfte şeklini vereceğim. Bakın şöyle. Böyle böyle yaptığınızda o zaten şekil alıyor. Şöyle göstereyim. Bakın. Şeklini aldı. Ortalama 25, rahat 25 tane, 27 tane orta boy çıkıyor böyle bu şekilde. Şunu alayım. Ayrı bir tabağa, üst üste almayalım. Yine mandalina kadar şöyle aldım. Elimi güzelce ıslatıyorum. Elimin altını, ikisini de ıslatıyorum. Şöyle açıyorum. Olabildiğince bunu ince yapın. Sonradan zaten fazlalıklarını alalım. Alırsınız yani. Şöyle birleştirin. Birleştirin. Şu fazla kısımlarını alın. Bu şekilde. Şurada da var. Böyle şekilli. Şimdi. Aslında içli köftenin püf noktalarından biri de çok güzel yoğurmak. Şunu da ifade edeyim, ben unutmadan söyleyeyim arkadaşlar. Bir çay bardağı dedim ama hemen hemen 1,5 çay bardağı kadar açıkçası un kullandım. Güzelce de yoğurdum. 10-15 dakika kadar yoğurdum. Sonra dolaba yine 10 dakika kadar dinlendirmeye bıraktım. Siz de onun iki tane yine açıklamalarda yazacağım ben. Ama burada da söyleyeyim. 1,5 çay bardağı un kullandım arkadaşlar. Şimdi yine mandalina büyüklüğünde aldım. Yoğurması da çok önemli. Çok çok yoğurursanız daha güzel olur. Mandalina büyüklüğünde aldım güzelce. Şöyle kapatıp şekil verin. Hepsini bu şekilde şekil verip yapıyorum. Hepsini hazırladım. Şekillerini verdim. Bir 10 dakika kadar da buzdolabında beklettim. Alırken daha kolay olsun diye. Şimdi yağımın güzelce kızmasını bekliyorum. Kızgın yağda pişireceğiz. İsterseniz haşlama da yapabilirsiniz ama ben kızartmayı tercih ediyorum. Yağımızın güzelce kızarmasını, mutlaka ısınmasını. Kızgın yağda güzelce hepsini nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Alırken belki hafifçe belki dağılmalar olabilir. Onları da elinizle güzelce düzeltin. Hemen zaten kendini toparlayan bir hamurdur bu. Bu şekilde güzelce şekil verip hepsini nar gibi kızartın. Ocağımın altı olabildiğince açık. Şimdi şöyle üstlerine yağ gelecek şekilde yağlarından atıyorum. Güzelce. Hemen ileri geri oynatmıyorum. Bakın iyicene biraz kızarsın. Ondan sonra çevireceğim. Böyle yağ ile destek verin. Ya da daha derin bir tavada da yapabilirsiniz. Benimki de derin ama şöyle biraz. Bazıları tombul olduğu için kaldı. Bakın şimdi böyle çeviriyorum. Güzel şöyle kibarca çeviri. Altı üstü güzelce kızarana kadar böyle harlı ateşte, fazla ateşte kızgın yağda pişirin. Hiç çatlama olmuyor. Bu verdiğim ölçü gayet güzel, tam iç harcı olsun, hamuru olsun tam birbirine denk geldi. 30 tane, hatta birkaç tane daha fazlaydı. Rahat bir 30 tane içli köfte çıkıyor bu verdiğim tariften, ölçüden.
Ölçü tam ölçüdür. Dediğim gibi uygularsanız çok memnun kalırsınız. Tam ölçüyle afiyetle yersiniz. Güzelce nar gibi kızarsın. Ondan sonra şöyle güzelce süzdürüp tabağa alın. İçli köftemiz hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. İp ince açıldı. Harika görünüyor. Size de mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tam ölçülü harika içli köfte tarifimi beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Pembe Mutfak Aslı. Deneyeceklere afiyet olsun. Hoşça kalın.